Gusül abdesti alırken bir uzvunu yıkamayı unutan kişi ne yapmalıdır? Hanefi mezhebine göre gusül abdestinde vücutta kolaylıkla suyun ulaşabileceği ve bedenin zahiri denilen her bir uzvun yıkanılması gerekir. Bundan dolayı eğer bir kişi vücudunda herhangi bir yeri kuru bırakacak olursa gusül abdesti olmaz. Ancak Hanefi mezhebinde Vücudun hepsinin yani vücudun zahiri denilen ağız içi, burun içi ve vücudun zahirinin bütün her tarafı iğne e, ucu kalmayacak kadar bütün bedenin yıkanılmasının farz olmasının yanında bu yıkamanın aynı anda ve aynı mecliste ve peş peşe olma gibi bir farziyeti söz konusu değildir. Bundan dolayı yani bütün yıkamanın bedenin tamamının yıkamasının farz olmasıyla beraber o yıkamanın tamamının aynı mecliste olması şart olmadığından dolayı bir kişi abdeste ağzına veya burnuna su vermeyi unutsa ya da e, bir yerinde yara bandı vardı, o yara bandını unuttu, o yara bandının altına su ulaşmayacak olursa, Hanefi mezhebinde bedenin tamamını aynı mecliste ve peş peşe yıkamak şart olmadığından dolayı söz gelimi, vatandaş kustünü aldı. Kustünü aldıktan sonra çıktı, kurulandı, vücuduna herhangi bir şey kalmadı. Sonrasında yarım saat, bir saat sonra tutup aklına, ağzına veya burnuna su vermediği gelecek olursa veya vücudunda bir sargı vardı, bir yara bandı vardı veya bir yapıştırıcı, katman oluşturan bir yapıştırıcı vardı o aklına gelse sonrasından onu izale edecek olursa bu durumda bu kişinin o yara bandını açıp sadece orayı yıkaması veya sadece ağzına su vermesi, sadece burnuna su vermesi yani unuttuğu uzuv hangisi ise onu yıkaması yeterli olacaktır. Burada efendim siz gusül alıyorken bütün uzvu yıkamadınız bundan dolayı guslünüz olmadı şeklinde bir şey denilmez. Evet gusül esnasında sadece ağız yıkanmadığından veya yara bandının altı olan yer yıkanmadığından dolayı gusül tamamlanmış olmaz. Ancak Orada diğer bedenin diğer geri kalan tamam yıkandığından dolayı oralarda cünüplük izale edilmiştir. Sadece ağızda veya burunda cünüplük kalmıştır. Bir saat yarım yarım saat bir saat sonra vatandaş hatırlarda ya ben ağzıma su vermemiştim, burnuma su vermemiştim veya işte şurada bir yapıştırıcı vardı. Bu yapıştırıcı suyun ulaşmasını engel. Şunu kaldırayım, ondan sonra tekrardan yıkayayım şeklinde bir şey aklına gelecek olursa sadece o bölgeyi yıkar ve o bölgeyi de yıkadıktan sonra geri kalan yerler zaten yıkanmıştı. Bundan sonrasında tekrardan bütün guslü iade etmesi gerekmeyecektir. Bu mesele Hanefi mezhebinde gusülde bütün bedenin peş peşe ve aynı anda yıkamasının şart olmaması ile alakalı. Şart olmadığından dolayı kişi belli bir uzvu, bir veya iki uzvunu unutacak olsa sonrasında hatırlaması durumunda guslü için yeterli olacaktır. Herhangi bir şekilde e, diğer geri kalanları hatırladığında diğer geri kalan bütün bedeni yıkaması şart değildir. Sadece o uzu tekrardan yıkar ve Yıkadıktan sonra gusül olacaktır. Tabi burada şuna da dikkat etmek gerekir. Burada gusün olabilmesi için e, vücudunun çoğunu yıkadığı yerden sonra gusle münafiye, gusle aykırı bir durum olmaması gerekecektir. Çünkü eğer adam e, bir uzvu dışında bütün bedenini yıkadı sonrasında gusle aykırı bir durum olacaksa o geri kalan yerlerde de cünüplük olduğundan dolayı e, gusül baştan aşağı alınması gerekecektir.